Arkadaşlar turumuz bitti. Burada şöyle iskeleler var. Oradan aynı iskelelerden yine bu Vatarun Tapınağı'na geçeceğiz karşı köye. 5 bahtta bunu ödeyip bu feribotlara biniyoruz. Şimdi karşı kıyıdan Vatarun Tapınağı'nda giriş yapacağız. Orayla ilgili de giriş ücreti vesaire bilgilerini vereceğim. Kaptanımız da yakışıklı kaptanımız şuraya çok sıcaklar için pervanesini koymuş. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Arkada da bir keşiş var. Normalde onların görüntülerini çekmek yasak ama çaktırmadan çekiyoruz. Geçen gün de şey oldu. Bir Tay'ı dedi, Taylandlıları çekmeyin dedi. Onlar sevmiyorlar. Herhalde inançsal diye sıkıntılar var. Şimdi karşı kıyıya Bangkok'a gelip de görmezseniz olmaz denilen ikonik noktaya doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar şimdi Wat Arun Tapınağı'na girdik. 200 bahtı ödedik. Short için bir şey demediler. Bakın şöyle bir short var üzerinde. Fakat askılı olanlara sorun çıktı. Şöyle bir ticket verdiler. Bir su verdiler. Bir de şöyle göstereceğim. Bir dakika. Şöyle de bir damga bastılar arkadaşlar. Ve gezimiz başladı. Yemyeşil bir alanın içerisinde. Bayağı turistlerin akın ettiği güzel bir nokta. Burası da Bangkok'a gelince mutlaka görülmesi gereken noktalardan birisi. Burada bir heykelcik var. Fotoğrafçılar fotoğraf çekiyor. Fotoğrafçılar arkadaşlar bu kıyafetleri de kiralayıp burada ücret karşılığında fotoğraflar çekilebiliyorsunuz. Böyle bir buraya hizmet koymuşlar turistler için. İkiler de burada fotoğraf çalışmasına başladı. Ben de gireyim. Cheese. Hemen giriş tarafında şu ileriye bir Arun Cafe diye bir yer yapmışlar. Yani içecek, yiyecek falan alabilirsiniz. Buradan içeriye doğru giriyoruz. Şurada bir Türk abimiz gidiyor. Her zamanki gibi Türkler her yerde. Şimdi tapınağa giriyoruz arkadaşlar. Giriş yeri burası. Böyle bir girişi var. Gerçekten ihtişamlı. Yani sanatsal anlamda da inanılmaz detaylarla bezenmiş çok güzel bir tapınak. Bak böyle laleler var. Arkadaşlar böyle buralardan girişler var. Şimdi ben şu kapıdan içeriye doğru gireceğim. Şöyle yakından gösterirse bunlar zamanında Çin'den getirilen porselenlermiş bunlar. Bu porselenlerle yapılmış bir tapınak olduğu söyleniyor. Şimdi çıkıyor burada. Girişi kapatmışlar. Yukarı çıkış ama bir yerden geçiş var herhalde. Şuradan gideceğim. Bakayım, ha buradan giriş varmış. Pardon, özür dilerim, özür dilerim. Pardon. Yoksa burada çok fotoğraf çekiliyor, geçemeyeceğiz. Şöyle dar bir yürüyüş yolu var. Bizim bir ekip de bir yerlerde. Yani şöyle 5 tane de böyle kulesi var. Çok merdivenler gayet dik yapıya sahip. Ama yukarı çıkışları hep kapatmışlar. Yine gördüğünüz gibi kapalı bir tarafına geldim. Yani içine giremedik ki, etrafında şöyle bir tur attım. Bak burayı kırmışlar. Böyle bir tur attım. Ama içeri girişler kapalı.
Yine burada böyle bir şey var. Merdivenler de bayağı yüksek yalnız. Yüksek. Şu aralar geldi. Burası da kapalı. Aynı yukarılara çıkış. Kapalı. Alt kattan içeriye girilen yerler illaki vardır. Aha, bizim ekiple karşılaştık. Girecek bir yer buldunuz mu? Ne? Nereye girdin? Girecek bir yer yok değil mi? Yok, her taraf bir şeyler kapalı. Burası böyle. Burası bitti yani. Ne tamam. Ama içeride bu da mı? Başımıza bu da mı gelecek? Hadi. Bu da mı? Hadi. Hadi. Alta aşağı inelim. Hadi inelim aşağıya. Aman. Evet. Bayağı dik. Böyle burada da işte bu kıyafetler kiralanıp böyle fotoğraflar çekiliyorlar. Şimdi Vataru'nun ayrı bir bölümünde ana binanın dışında, ana bina şurada, ayakkabıları ve şapkaları çıkararak girdiğimiz bir bölüm var. Şimdi oraya geldik. Burada bir açıklama var, bakayım burada çözebileceğim mi? Böyle. Yasakmış. Yasak mıymış? Ya tamam. Hadi başlayalım. Video çekmek yasakmış burada. O yüzden kapatıyorum arkadaşlar. Ben yine gizli gizli biraz görüntü alıyorum. Mimari yapısı da böyle. Böyle ritüel, az önce bir ritüel çektik çaktırmadan. Sonra duadan sonra ücret karşılığında bir bileklik takıyorlar. Yine içinde de böyle hediyelik eşyacıların olduğu bir taraf var. Böyle kıyafetler filan satılıyor. Böyle minnak minnak dükkanlar. Nasıl? Ha burada var. İnfo alıyoruz. Bizimki İnternet bilgi topluyor burada. Ne olmuş, neymiş? Bu tarihsel kıyafetleriymiş. Bunları giyiyorlarmış, bunlarla ibadet ediyorlarmış ama artık yokmuş şimdi. Şimdi sadece ritüel yapıyorlar. Orada fotoğraf çekilenler para karşılığı mı alıp giyiyorlar? Para karşılığı alıyorlar, kiralıyorlar, sonra geri iade ediyorlar. Vataru'nun içinde kiralama yeri var yani. Evet, sorayı mı karşılamıyor? Şöpümüzü yine attık. Ne diyor bu kadın bunu? Oturma yerleri var, oraya oturun. 250 baht. 250 baht da şu kıyafetler kiralanıyormuş. Thank you. Böyle taşlardan oturma yerlerinde burada Arun Kafe'de. Bakın Arun Kafe burası. Burada oturup minnak monalar verebiliyorsunuz. Aşağı bakın. Yasaklı kıyafetleri burada göstermişler. Ama gördüğünüz gibi her inançta olduğu gibi burada da kadınlara yönelik sadece yasaklamalar var. Şimdi Vataru'ndan çıktık. Tekrar tekneye biniyoruz. Şimdi geliyoruz. Başladı, bir şeyler yiyeceğiz. Karşı kıyıya kendimizi atıp sonra gezimize devam ediyoruz. Böyle bir kafeye, restoran bulduk arkadaşlar. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Şurada, burası tuvalet. Tuvaletler böyle bir değişik.
Var mı? Ha iyi. Wi-Fi'li mekana geldik. Two mango juice. Yes. Two beers. And one spaghetti. Yes. Yes. Two shinkan. Yes. Yes. And we need your two nuts. One. Okay. This is one. After. And internet code, please. Do you have internet? Arkadaşlar, siparişimizi verdik. Genelde katlılı yüksekler var. Orada Hamit Hocam dedi, ben istemiyorum. Baharatlarım var. Ben de bir baharatsız bir şey seçtim ben de. Yanına da bir şeyler aldım. Şimdi burada çorbalar tercih edildi. Yani şimdi Meltem bir türlü karar veremiyor. Düşünüyor. No,